Medyayı bir silah gibi kullanıp gizli ya da açık asımlarından intikam almaya çalışanları Köroğlu görseydi, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu deyimini düzeltir, silah böylelerinden daha masum der miydi? Özellikle de ne yediği belirsiz haysiyet celatlarının kurduğu şantajlı internet sitelerini görünce. Müthiş bir başıboşluk var. Yasa yok, yargı kararlarını dinleyen de. Mahkemenin yayın içeriğinin kaldırılması kararına rağmen URL değiştirilip iftiranın tekrarlandığı, namuslu insanlara şantaj yapıldığı, iğrenç hakaretlerin yer aldığı ve özel hayatın ayaklar altında çiğnendiği bu medya mecrasının haberlerine basın özgürlüğü diyenlere şu soruyu sormak gerekir. Aynı ifadeler sizin için kullanıldığında yine basın özgürlüğünden söz eder misiniz? Gazete, televizyon ve radyo kurmak için yığınla belge isteyen ve hatta güvenlik soruşturması yapan devlet 50-60 liraya açılabilen internet siteleri için nedense bir yasa çıkarmıyor. Ayrıca bu sitelerin künyelerinde ne sahip belli ne de adres vardır. Ara bul. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bunlar başka bir tayfa. Bir de meslek ilkeleri ve ahlakını savunduğunu iddia edip tersini yapanlar var. Geçenlerde bir internet sitesi, akrabam olan ve bir zamanlar eşimin de çalıştığı özel kurumun şantaj yoluyla mağdur edilmeye çalışıldığı iddiasında adımı verdi. İddianame yayınlanmıştı. İtirazım yok elbette. Yanlış olan, söz konusu haberle ilgili hangi ünlü gazeteci devreye sokuldu spotudur. Sanki o reklamı isteyen kişiyle ilişkin varmış gibi bir algı ortaya çıkmıştır. Bırakın gazeteci olmayı, hangi insan eşinin yöneticilik yaptığı ve sahibi de akrabası olan bir kurumun mağdur edilmesini önlemek için çaba göstermez. Sonra ben bu davanın şüphelisi değil, mağduruyum. O özel kurumun sahibi reklam vermeyeceğini iletince söz konusu gazete ve ekibi yayın yoluyla şahsıma saldırmış, hatta eşim, sevgilim gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Önemli değil elbette, çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Bu memlekette herkes hangi gazetecinin ne olduğunu bilir. Sorun değil. Bu mesleğe 40 yılı aşan süre emek vermiş biri olarak gelinen noktada endişe duydum sadece. Bu gidişat mesleki kurum ve kuruluşları ilgilendirmiyorsa tuz çoktan kokmuş demektir. Yani sepeti koluna, herkes kendi yoluna.